Merhaba arkadaşlar. Türk Dünyası, Türk Tarihi kanalıma hoş geldiniz. Ben Muhammed Fatih Genç. Turancılık Osmanlı'nın son demlerinde önem kazanmış ve yaygınlaşmıştır. Osmanlı'nın çöküşünü engellemek için sunulan fikirlerden biridir. Birçok kişi Turan fikrinin yaygınlaşmasında katkıda bulunmuştur ama başlıca sözcüsü Ziya Gökalp'tir. Cumhuriyet dönemine bakacak olursak, Türkiye Büyük Millet Meclisi 1920'den sonra Turancılara karşı sert tavır almıştır. Turancılık 1930'larda tekrar canlandı ve bunun da en kuvvetli sözcüsü Hüseyin Nihal Atsız'dı. 1944'ten sonrasında ise Türkçülük, Turancılık davasıyla birçok Turancı tutuklandı. Bunlar işkencelere uğradıklarını iddia ettiler. 1945'ten sonra da Millet Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ki 1969'dan sonra Milliyetçi Hareket Partisi olmuştur, antikomünizm zırhlarına bürünerek fikirlerini savunmuşlardır. Zamanımıza dönecek olursak, Turan şu anda gerekli olan bir birliktir. Ama bu birlik eskilerin yapmaya çalıştıkları gibi Türkiye'den Çin sınırlarına kadar sınırları, toprakları, bayrağı bir, sadece tek bir devlet kurarak olmaz. Zamanımızın şartları bunu kabul etmez veya kaldıramaz. Bu yüzden farklı şekillerde bunu gerçekleştirmeliyiz. Mesela Avrupa Birliği'ne girmek için uğraşmak yerine diğer Türk devletleriyle oturup yeni bir birlik kurmak gibi. Avrupa bizi birliğine almayacak, bu belli bir şey. Alsa bile bizi istediği her şeyi yaptırdıktan sonra alacak. Avrupa Birliği'ne girsek ne olacak ki? Birkaç olumlu yanı var. Bunun yanında Avrupa bizi AB'ye girdiğimizde sevmeye mi başlayacak? Veya zor durumumuzda yardım mı edecek? Hayır. O yüzden dünyada bir denge unsuru oluşturmak için, sözümüzü geçirmek için Türk devletleri olarak kendi birliğimizi oluşturmalıyız. İki el her zaman bir elden üstündür. Senelerce sömürülen, işgale uğrayan, kendi aralarında durmadan savaşan Afrika devletleri bile kendi birliklerini kurmuşlardır. Biz bu kadar mı aciziz ki bunu bile başaramıyoruz? Arap ülkelerinin de bir birliği vardır. Bu Avrupalılar zamanında bizim ayağımıza kapanırdı. Şimdi biz bu adamların birliğine girmek için ayağına kapanır duruma geldik. Bu bize yakışır mı? Millet olarak uyumamamız lazım. Eski günlere, Türklüğün şanının göklere yükseldiği günlere dönmek için önümüze hiçbir engel yoktur. Her şey kafamızda bitiyor. Biz hep diyoruz, biz yapamayız, Türkler yapamaz. Aslında bunu diyen bizler değiliz. Senelerdir beynimize işlediler. Bize dedirtiyorlar. Önceden yapabiliyorduk da şimdi mi yapamayacakmışız? Yalan. Hep kendimizi kandırıyoruz. Unutmayın ki Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un surlarını askerleriyle veya toplarıyla yıkmadı. Önce o surları kafasında yıktı. Ben bunu yaparım dedi, tüm dünya ona güldüğü halde küçüklüğünden beri bu hedef üzerine yoğunlaştı ve başardı. Bizim de kafamızın içinde surları yıkmamız lazım. Özellikle yeni neslin. Biz yapamayız değil, biz yaparız dememiz lazım. Sözlerime Ziya Gökalp'in şu dizeleriyle nihayet verip teşekkür etmek isterim. Vatan ne Türkiye'dir Türklere Türkistan, vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Türklere Turan. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki videolarımdan haberdar olmak ve bana destek olmak için videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videolardan haberdar olmak için de bildirim tuşuna, yani kanalın sağ üst köşesindeki zil tuşuna tıklayınız. Esen kalın. Şöyle dağlarım, şehirliğin olun kayda, şel bergen, doğum kayda, duman kayda, seyirmeyme, tamam.